Bu metinde yetkililerin karar alma sürecini aşağıdakilerden hangisi etkilemiştir? Bir üniversitede öğrenciler eğitim gördükleri binada çatlaklar olduğunu öne sürdüler. Çektikleri fotoğraflarla sosyal medya hesaplarına paylaşan öğrenciler bina önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalıştılar. Baktığımız zaman nedir? Öğrenciler durumla ilgili ne yapıyor? Karar alma sürecini etkiliyor. Başka baktığımız zaman medya hesaplarında işte sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Bu da kitle iletişim araçlarıdır. İnternet, televizyon vesaire. Bundan dolayı cevabımız Adana 1 ve 3'tür. Toplumu ilgilendiren herhangi bir sorun üzerinde halkın benimsediği ortak görüşe kamuoyu diyoruz. Yani kamuoyu oluşturmak diyorlar ya. Herkesi nedir? Bir düşünce etrafında birleştirmektir. Bundan dolayı cevabımız A şıkkıdır. Aşağıdaki hangisi toplumda kamuoyu oluşmasına etkili olan unsurlar arasında yer almaz? Kamuoyu oluşturmak, toplumda kamuoyu oluşturmakla ilgili baktığımız zaman medyanın önemli rolü var. Siyasi partilerin önemli rolü var. Sivil toplum örgütlerinin önemli rolü var. Ama nedir? Okullarla ilgili böyle bir şey söyleyemeyiz. Okullar resmi kuruluşlardır. Bundan dolayı da nedir? Okulların bir kamuoyu oluşumunda bir katkısı yoktur. Buna göre demokrasilerde muhalefet partisinin temel görevi aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru açıklamıştır? Şimdi baktığımız zaman muhalefet partisinin amacı nedir? Hükümeti denetlemektir. Hükümetin yaptığı nedir? Yanlış veya doğruları halka anlatmaktır. Baktığımız zaman B'de Nehir demiş ki hükümetin çalışmalarını denetler, hatalı olan çalışmaların düzeltilmesi için fikirler üretir. Yani muhalefet partisinin görevi budur. Buna göre aşağıdaki verilenlerden hangisi sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri arasında yer almaz? Sivil toplum örgütleri yaptıkları mitingler, protestolar, düzenledikleri konferans, seminer ve basın toplantıları ile halkı bilinçlendirmeye çalışır ve kamuoyu oluşmasında etkili olurlar. Ya baktığımız zaman sivil toplum örgütleri halk yararına çalışan, halkın nedir? Halk yararına çalışıp halkın duygu ve düşüncelerini bir konu hakkında birleştirip yararlı bir şeyler çıkarmaktır. Baktığımız zaman halkı bilgilendirmek olacak mıdır? Olacaktır. Toplumdaki bir soruna karşı miting düzenlemek. Evet, baktığın zaman bir problem var. İşte diyelim ki kadın cinayetleri veya ne bileyim insan hakları bununla ilgili olabilir. Yanlış yapanları uyarmak veya cezalandırmak. Bu onun görevi değildir. Yanlış yapanları uyarmak, cezalandırmak bu mahkemelerin görevidir. Bir sorun etrafında kamuoyu oluşturmak bu da olacaktır. Bundan dolayı doğru cevabımız C. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ifadelerle anlatmak istediği asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Milli egemenlik ile temsili hükümet fikrinin yayılması ve yükselmesi ancak kamuoyunun faaliyetleriyle mümkündür. Hükümetin fikri memleketin fikrini temsil etmelidir. Baktığımız zaman diyor ki yani ülkeyi yönetenler halkın fikirlerini benimsemelidir. Yöneticiler halkı önemsemelidir. Halkın her düşüncesine önem vermelidirler. Bundan dolayı cevabımız C şıkkıdır. Yöneticiler halkın fikirlerini önemsemelidir. Buna göre yaşanan sorunla ilgili kamuoyunun oluşmasında en büyük pay aşağıdakilerden hangisine aittir? Yeşilyurt Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bir apartman çatısına kurulan baz istasyonu mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Baz istasyonuna izin veren apartman sahibine öfkelenen mahalle sakinleri baz istasyonu yerleşim yerlerinden uzağa kurulması gerektiğini ve söz konusu baz istasyonu kaldırılması için gereken her türlü yasal mücadeleyi vereceklerini söylediler. Ya baktığımız zaman mahalleli ne yapmış? Karşı çıkmış. İnsanın evi olmasına rağmen, insanın yeri olmasına rağmen mahalleli karşı çıkmış. Bundan dolayı da cevabımız A şıkkıdır. Siyasi görüşlerini ve programlarını devlet yönetimine uygulayabilmek için seçim yoluyla yönetime gelmeye çalışan teşkilatlara ne ad verilir diye sormuş.
Baktığımız zaman buna biz ne diyoruz? Siyasi parti diyoruz. Bütün siyasi partilerin amacı nedir? Seçim yoluyla. Seçim yolu çok önemli. Seçim yoluyla nedir? Ülkeyi yönetmektir. Bundan dolayı cevabımız C şıkkıdır. Erkan ve arkadaşlarına kamuoyu oluşturma konusunda en hızlı ve etkili yöntem olarak aşağıda hangisine başvurma tavsiye edilebilir? Mahallemizde bulunan sokak hayvanlarının korunması ile ilgili kamuoyu oluşturmak için arkadaşlarımızla bir araya geldik. Kamuoyu oluşturmada en hızlı ve etkili yöntemin hangisi olduğuna konusunda bize yardımcı olabilir misiniz? Baktığımız zaman kamuoyu oluşturmak demek halka en kısa yoldan ulaşmak demek. Baktığımız zaman halka en kısa yoldan ulaşmak için nedir? Sosyal medyayı kullanmak. Yani nedir? İnterneti kullanmak gerekir. Çünkü bir anda bütün insanlara ulaşabilirsin. Bunun için cevabımız A şıkkıdır. Giresun'da vatandaşların hafta sonları kullandığı piknik alanındaki ağaçların kesilerek akaryakıt istasyonu yapılmak istenmesi mahalleliği ayaklandırdı. Mahalle sakinleri hem mahalle için tehlike oluşturduğunu hem de yeşil alanın dinlenmek için kullanıldığını çevresindekilere anlatarak ana yol kenarında miting düzenlediler ve duruma tepki gösterdiler. Baktığımız zaman nedir? Halk bilinçli davranıyor. Halk nedir? Kendi yararına olan bir şeyi nedir? Yok olmasını istemiyorlar. Bundan dolayı da habere göre mahalle sakinleri tepkilerini aşağıdaki yönlerinin hangisini kullanarak dile getirmişlerdir? Çevresindekileri bilgilendirip nedir? Kamuoyu oluşturmuşlardır. Yani D şıkkıdır.